Reyhan! Bu kadar konukla yapamam. Bu kadar konukla yapamam. Bu kadar kişi oturacak. Ben bunların isimlerini bile aklımda tutamam. Şimdi iki önemli grup gelecek. Bir tanesi Gupse'nin grubu gelecek. Tabii ki Deliha Film ekibi. Ve tabii ki ekranlarda seyretmeye doyamadığınız Güzel Köylü dizi ekibi. Hanımlar beyler, Gizem Karaca. Hanımlar beyler, Berk Cankat. Özlem Tokaslan. Kerim, mükemmel bir adamsın. Mükemmel bir adamsın. Harikulade bir adamsın. Yani evet. Ya hayır, iki kere düşme tehlikesi atlattın. İşte bu yüzden korkuyorum böyle bir kat kat dekor yapmayan. Bugüne kadar bizim programımızda hakikaten böyle bir şey olmadı. Galiba sen ilksin abi. İlkler güzeldir be abi, ne yapalım yani. Ve sen yanlış yere oturdun. Düşmenin heyecanıyla da demek ki artık yani ne olduysa. Tamam. Kim eksik sizden? Erkan Sever mi eksik? Evet. Hanımlar beyler, Erkan Sever! Hanımlar beyler, Barış Ardur. Barış'cığım hoş geldin. Lütfen buyurun. Cihan Ercan. Birazdan yoklama alacağım. Hazır mısınız? Vallahi çok tatlısınız. İkinizin yan yana oturması muhteşem oldu. Muhteşem oldunuz. Burası da çok iyi. Film ekibi, dizi ekibine karşı. Yerinize oturdum. Sakın yerinizde gözüm var diye düşünmeyin yok, bu arada. Yok, hayır öyle. Ya, olabilir de yani. Gel ne zaman istiyorsan otur. Ne zaman? Sizin üzerinize birazdan o kahveler dökülecek. Farkındayım. Çok tatlı bir kız var biliyor musunuz? Hani incecik böyle yani süpürge sopası kadar bir şey. Fakat şarkısı acayip tutuyor ve çok eğlenceli. Ve hiç denemediği bir şeyi deneyecek. Bu merdivenlerden şimdi yuvarlanarak gelecek. Hanımlar beyler, Esin İri! Nasıl buldunuz konuklarımızı? Harikuladeler.
Tabii nasıl buldunuz diye sorduğumda alkış beklemiyorum. Yani daha samimi bir şey bekliyorum. Mesela bulamadım. Bu adam hiç yakışıklı değil. Niye gelmiş? Bu kadın kim? Filan gibi şeyler bekliyorum. Şimdi sizin filminiz iyi oldu mu Kupse? Evet, bizim için çok... Hayır, onunla bir ilgisi yok. Senin sesin öyle. Güzel oldu, güzel. Çok keyifli bir film oldu. Peki, dizi bitti. Evet. Dizi bitince ne oldu? Sen biraz önce kuliste dedin ki ben artık başka bir yere yerleşeceğim herhalde. Dizisi biten İstanbul'dan ayrılıyor mu? Hayır, hayır. Yani dizi dünyam bittiyse film dünyamda devam etmek üzere başka şehre yerleşebilme hakkım oldu artık. Yani İstanbul'da yaşamam zorunda. Bu yanındaki genç adamla aynı filmde mi oynadınız? Evet. 4 kişi. Evet. Böylece. Olmamış mı? Hayır, acayip iç gıcıklayıcı bir adam. Özellikle kolundaki dövmeyle. Nedir efendim dövmeniz? Maori, eski kabile dövmelilerinden ama pek... Durun bir dakika, dövmenin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Duyamıyorsunuz. Peki. Peki. Maori... Lütfen yapmayın. Eski bir? Eski kabile dövmelerinden. Pek anlam yükleyerek yapmadım aslında. Eski dövmemi kapatmak için yaptım yani. Herkes gibi. Eskisi neydi? Daha anlamlı. Ha, hiç girmeyelim. Kızın ismi falan mı eskisi? Yok abi, o kadar da değil ya. Canım annem falan yazmıyordu yani orada. Kızın ismi derken annenizi kastetmedim zaten. Anladım. Ne yazıyordu? Bir şekil vardı aslında, yazı değildi ya. Hadi bakalım, şekillere gidelim şimdi. Ama güzel olmuş, bana ilginç geldi. Biraz sıvar mısınız? Tabii ki. İç gıcıklayıcı. Öyle mi? İç gıcıklayıcı. Keşke hakika. Bence bir şey yani olsun. Birazını gösteriyor. Gerisi sonra. Evet, çok acayipmiş. Ben de yaptırmak istiyorum. Ne yaptırabilirim dövme? Ben tabii iç gıcıklayıcı değilim. Yani bende öyle sizdeki gibi kürek gibi kol yok. Ama önce kolu yapmak lazım galiba bu şekilde. Tabii. Ben manayı yüklemeden yaptım. O yüzden pek fikir veremeyeceğim ya. Kola mı manayı? Hayır, dövmeye. Ama hakikaten çok tarif edici. Sizin filmi bir görebilir miyiz acaba? Şu fragmanını. Tabii. Var mı fragmanı? Var, ben getirmiştim. Versene. Bir görelim bakalım. Bu sen olamazsın. Vallahi. Bu sen olamazsın. Çok acayip bir durum. Harbi bu sen misin? Vallahi benim ya. Ya benim kız arkadaşım olsan kesin bırakırdım bu rolden sonra. Niye ya, ne güzel. Çok acayip. Peki burada nerede makyaj var? Nerede yok? Aslında nerede yok var? Makyaj. Kaşlarımın sadece şu uçları altlarında boyadık biraz. Hani biraz daha kalınlaştı. Ya bu rol yeteneği mi? Çok acayip bir şeymiş. Ya ama kilo aldım o şey için. Kilo aldın? Tabii. Ama şimdi inceciksin. Ya incecik değilim ama yani. İnceciksin. Evet. Gördünüz mü gelirken endamını? Ya. Nasıl incecik olmuş ama bu kadar ince. Sen balık etiydin. Tabii. Sizin gibiydi değil mi efendim? Evet. Hallice, hallice. Tam benim gibi diyemeyiz. Tabii. Sizin gibi olamaz kimse. Kesinlikle. Şu Gizem'in haline bak. Ne var halimde ya? Kime daha çok iltifat geliyor? Size mi, Gizem'e mi? Gizem'e tabii ama. Ama... Ben kendime sürekli iltifat ediyorum. Gizem'den daha güzelim bugün. Ya. Yine Gizem'i süslemişler ama ben daha güzel olacağım diye oturuyorum makyaj masasına. Harikulade. Sete gittiğimde. Harikuladesiniz. Tabii sizde bu kendine güvenin verdiği bir rahatlık da var. Yani masada otururken de bakın yanınızdaki adamlara göre ne kadar rahat oturuyorsunuz. Özellikle şu heyecandan ne yapacağını bilemeyen. Yok, ben gayet rahatım yani. Evet. Aynı beyaz tişört mü? Değil. bu V. Bu V o belli ama o da o da transparan bir şey, böyle içini gösteriyor. Hocamız isteyince. Hocamız dediğiniz? Hakan Alıyor, yönetmenimiz. Ha, yönetmeniz, evet. Ya güzel. Çok hafif ve çok güzel. Hafif derken iyi bir şeyi kastediyorum. Anladım. Evet. Tabii yani relax olacak, insanı 2 saat güldürecek.
Bilmek yani. Hani. Bir de insanlar toplanıp, özellikle gençler toplanıp giderler bu filme. Evet, evet. Ve dün başladı. Aynen, dün başladı. Evet. Bugün ne ama... olmuş sonuç? Sormayacağım. Çünkü nedensiz bir ve çirkin bir yarışa sokuyorlar herkesi. Doğru. Kim daha berbat bir komedi yaparsa o galip geliyor filan. Yani doğru. Bu çok aptalca bir şey. Evet, evet. Yani çünkü her filmin gideceği yer başka. O zaman ona dizilerden konuşalım o zaman. Niye filmlerden konuşuyoruz? Ortak sorularımıza başlıyoruz. Toplu taşımayı en son ne zaman kullandınız? 2 gün önce. Siz? 3-4 gün vardır ya. Net hatırlamıyorum. Bugün. Bugün. Siz? Bu sabah. Siz efendim? Ben bayağıdır kullanmıyorum. İşte. Çok çünkü teşekkür ederim. Çünkü köydeyim ve yürüyorum. Çok teşekkür ederim. Harikulade bir kadın. Harikulade bir kadın. Harikulade bir kadın. Çünkü toplu taşımayı en son ne zaman kullandınız? Politik bir sorudur ve herkes yalan söyler. Yoo. Ama İstanbul trafiğinde metro bilmeyen bravo. Delidir yani. Keşke herkes toplu taşımaya yönlendirilse. Evet öyle bir şey yapıyorlar. Vücudunuza en son ne sürdünüz? Hiçbir şey. Nasıl ya? Yani bu inanılmaz. Vücut kremlenmiyor mu? Maalesef. Böyle inanılmaz da değil zaten ama işte krem falan sürmedim yani. Sürmüyorum da. Siz efendim? Ben sürüyorum efendim. Neler sürüyorsunuz? Genelde doğal yağları tercih ediyoruz. Of be. Portakal yağı. Of. Karanfil yağı. Of. Evet. Ege'liyim. Genelde doğal şeyleri, zeytinyağı. Evet. Onları tercih ediyoruz. Vakit bulabiliyor musunuz yağlanmaya? Zor oluyor, çok zor oluyor. Genelde vakit bulamıyorum. Bulduğum zaman hemen yağlanıyorum efendim. Harikulade. Bravo. Ben kadınların nasıl kremlendiğini anlamıyorum. Siz kremleniyor musunuz Gizem? Yok. Nasıl yani? Hayır. Bu surata, bu güzel surata hiç krem yani değmiyor. Yüze falan krem sürüyorum ama hani o vücut losyonuna alışamadım. Çünkü böyle yapış yapış hissediyorum kendimi. Evet. Hava alamıyor gibi hissediyorum. Ben her sene birkaç krem alıyorum. Bunu diyorlar al falan filan. Diyorum bu suratın neresini kremleyeyim? Ama sonra onu sürerken de böyle bir şeyler oluyor. Böyle hani böyle bir şeyler oluyor. Şuradan şöyle bir şeyler oluyor. Falan filan böyle bir şeyler yapılıyor. Ben onları beceremiyorum. Şurada hononok diye alıp övecek diye sürüyorum. Ve vücudu yani her değil mi kalçanın bile kremi var galiba. O kadarını bilemiyorum efendim. O kadarını ben bile bilmiyorum. Var, efendim. Ben biliyorum, evet. Kedi insanı mısınız, köpek insanı mı, neden? Köpek abi. Neden baba? Kediye bir türlü ısınamadım. Belki annemden gelen bir şey, o da hiç sevmezdi. Annenizin, evet, hiç sevmemesi yüzünden. Peki. Gece su içmeye kalktığınızda masadaki konuklardan hangisiyle karşılaşırsanız en çok korkarsınız? Lütfen dürüst yavrum. Lütfen dürüst cevap verin. Bilemeyeceğim ya. Erkan'a saldırayım. Erkan herhalde. Niye? Ay korkmam. Ha korkmazsın. Bıyıktan belki. Siz efendim gece çişe kalksanız ve odanıza dönerken evin koridorunda bu insanlardan hangisini görseniz korkarsınız? Siz dahil misiniz ekibe yoksunuz? Kesinlikle. Bravo. Erkan Bey, en son kime rezil oldunuz, nasıl? Ya hemen hemen her gün bir yerde rezil oluyorum ya. Bugün buraya gelirken ya rezillik değil de o trafik sıkışıklığından dolayı şey bulamadım, dolmuş. Taksi de yoktu, durmadı hiçbiri. Belediye otobüsüne bindim. Orada Akbil'im olduğu için belediye otobüsündeki bütün herkes çok şaşırdı. Birlikte ben Akbil basarken fotoğraf çektim. Bravo, bravo, harika. Evet ama çok akıllı, soruyu nasıl geri çevirip sokabiliyor işte, bravo. Mükemmel. En son kimin konserine gittiniz Gizem? En son Metallica'ya gitmiştim. Nasıldı? Güzeldi ya, heyecanlıydı yani. Headbang seviyor musunuz? Headbang seviyor musunuz? Ya o konulara hiç girmeyelim. Bir lise döneminde öyle bir durumum vardı. Öyle bir dönemim vardı daha doğrusu. Headbang döneminiz, evet, vardı. Boynunuzun vardı yani. Tutulduğu ağrıdı. Evet. Evet. Peki. Kavgaya girecek olsanız sanat dünyasından hangi isimleri desteğe çağırırsınız? Desteğe, ha? Evet. Mesela Twitter'da bir kavgaya girdin. Hadi canım ben de senin filan başladı böyle. Köprü altı cam cam başladı. Neydi Reyhan onun devamı? Neyse devam.
Niye çağırırım yani? Bizim herhalde Yalan Dünya ekibinden Derya, İrem falan çağırırım. Biz öyle bir çeteyiz çünkü. Ben kavgaya girsem Nihat Doğan'ı bir yanıma alırım. Atilla Taş'ı diğer yanıma alırım. Ve şak Erol Köse falan böyle nefis nefis gider. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardınız efendim Özlem Hanım? Ya bugünkü aklınızla, vücudunuza, yüzünüze, güzelliğinize ve aklınıza baktığınız zaman kendi isminizi ne koymak isterdiniz? Luna. Vay. Bu kilolu bir ifade veriyor. Ay gibi. Evet. Yani, ay parçası. Ay parçası, evet. Dolunay mı? Sen hangisini uygun görüyorsun? Öyle ben Hilal. Hilal olduğu zaman Hilal. Yarımay, Dolunay. Ay olsun da nasıl olursa olur. Kerim, siz isminizi ne koyardınız? Bugünkü pala bıyıklarınız, ufarak ve çok seksi bedeninizle ne koyardınız isminizi? Kerim olmayacağı kesin. Kerim güzel ama. Kerim güzel isim. Kerim. Ama ben Kerim benim için en delikanlı, en sert isimlerden biri. Ben ismimin Kerim olmasını isterdim. Değişelim abi isimleri o zaman. Okan'da bir yaramaz çocuk şeyi var. İfadesi var. Hatta bir bodyguard arkadaşım vardı. Bir kulübün kapısındaydı. Çok şikayet ediyordu bana. Abi bu Okan ismi olmuyor. Yaramaz çocuk gibi. Korkutucu olamıyorum. Ne olması lazım dedim isminin. Namık daha çok yakışırdı bana dedi. Ben Deniz olmasını isterdim. Deniz. Güzelmiş. Berk, siz? Abi şimdi isminden memnun diyeceğim. Olmayacak. Programı kapatmak zorunda. Peki. Berk'in sprint soruları geliyor. Hazır mısınız? Buradan biraz davul alabilir miyim? Pıtır 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 ya da biraz bas. Evet. Şimdi verdiğim soruların nokta noktalarını dolduracaksınız. Biraz trompet alabilirim. Yakışıklı erkek güzel kadından daha şanslıdır ya da şanssızdır çünkü. Oo, çok kazık bir şey. Bir daha. Yakışıklı erkek güzel kadından daha şanslıdır ya da şanssızdır çünkü. Böyle kalır. Israrla anlamıyor. Peki bir daha. Yakışıklı erkek güzel kadından daha şanslıdır ya da şanssızdır çünkü. Oh. Peki. Yakışıklı erkek güzel kadından daha şanslıdır ya da şanssızdır çünkü. Abi hiçbir şey bulamadım ya. Peki. İkinci soru. Jön olabilirim ya da olamam çünkü. Bana kalmış. Devam. Nokta noktayı izlediğimde ah onun rolünde ben olmalıydım dedim çünkü. Vikingler. Saçını çok seviyorum heriflerin. Vikinglerin, heriflerin saçını çok seviyorsun. Güzel. Devam. Bence bana en çok nokta nokta özelliğim sayesinde rol geliyor. Kara kaşıma, kara gözüme herhalde. Güzel, doğru cevap. Bravo. Bravo. Mütevazı. Resim yapmak benim için nokta noktaysa oyunculuk nokta noktadır. Resim yapmak benim için bir kaçışsa oyunculuk aynı daha büyük bir kaçış. Hayır ben şunu hayır vallahi acayip çok tatlı. Acayip tatlısın. Devam. Bazen kendi kendime diyorum ki oğlum Berk nokta nokta küfür olmasın. Oh, tam zaten. Oğlum Berk bırak bu işleri ya da oğlum Berk senin aynen yerin burası değil. Oğlum Berk sen çok daha fazlasını hak ediyorsun. Oğlum Berk bu kız sana olmadı. Oğlum Berk ne zaman aşkı bulacaksın? Oğlum Berk. Son zamanlarda sen burada ne yapıyorsun diyorum kendi kendime. Çok garip gelişiyor her şey. Bir dakika bir daha söyle. Çok hızlı gelişiyor her şey son zamanlarda. Ben de bir alışamadım, adapte olamadım. Nedir hızlı yerimi gelen? Yadırgıyorum. Hızlı gelen ne mesela? Şöhret, kadınların ilgisi. Para. Hangisi daha fazla geldi? Kadınların ilgisi, şöhret, para. Zaten hepsi aynı şey. Şöhret, para, kadınların ilgisi şöhret. Aynı şey. Yani hani sıralamaya girersek şöhret ilk geldi. Ama o zaten şöhret dediğim şey. Muğla'da para olduğumuz ve kadınların için kadın ilgisi pek göremedik. Aslan Muğla'lılar. Köyden. Peki şu dizide çokça geçen bir Ege ağzı var. Naptırın? 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 Ne yapıp durun? Evet. Siz konuşabiliyorsunuz öyle. Konuşabiliyoruz.
Onu çekler tabii. İzmirliyim zaten. Farklar. Egeli olmaktan kaynaklı. Bir de ben bazı kışları Bodrum'da geçirmiştim küçükten itibaren. Bir de insanlar her gün, o zamanlar küçüktü tabii, çok da fazla bir nüfusu yoktu. İnsanlar her gün birbirleriyle karşılaşmaktan artık selam vermek istemiyorlar. İşte bu kadınla karşılaşıyor, yine aynı kadın. 5 dakika sonra yine aynı kadın. Onun için de bu hızlı soru. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ha, ne yaptın? Ondan sonra öbürleri... Yani yapacak bir haltı yok, ne yapalım gibilerden. Evet. Peki, devam. Hayatım 18 yaşımdayken planladığım şekilde gidiyor ya da gitmiyor. Çünkü... Yanlış planlamışım, gitmiyor. Nasıl planlamıştınız? Şu işlere daha erken girmeyi planlamıştım. Biraz geç kaldım gibi geldi. Ya Berk'te bir şey var. Evet, pek duyulmuyor sesi. Zaten o da biraz kısık sesle söylüyor. Berk'te bir şey var. Birazdan ağlayacakmış gibi. Ya biraz damarına bassak. Çok mu romantik bir adam sizce? Öyledir. Nasıl bir adam? Dürüst bir insan. Fazlasıyla dürüst. Kontrollü bir insan. Olmadı ikisi beraber. Kontrollü ve dürüst yani hani. Olmaz. Olur. Kontrolde politika vardır. Dürüste yoktur. Çok dürüst dediğiniz zaman saflık derecesi. Daha bu maaşiyetten derecesine... gelen hani bir şey vardır ya hani, öyle diye düşünüyorum. Tabii ben o kadar yorumlayacak kadar derin hani bir yorum yapacak kadar hani usulsüz. Şımarık bir adam mı? Hayır, asla. Asla. Ben onun yerinde olsam şımarırdım. Böyle bir güzellik ben olsa ben. Ben de olsam şımarırdım, evet. Olabilirdim yani. Ben şımarabilirdim ama... Ama halbuki benim gibi bir adam, mesela çirkin bir adamın kontrollü olması gerekir. Onun kontrollü olmasına gerek yok. O bir şeylere ulaşmak için, özellikle ilk gençliğinde kızlara ulaşmak için kontrollü olmasına gerek yok. Güzel şeyler anlatmasına gerek yok. Zaten kapıdan içeri girince oluyor. Ama dikkatli, özenli. Kontrolden kastım biraz oydu. Yanlış ifade etmiş olabilirim. Kontrollü derken özenli ve dikkatli demek istedim aslında.